Pinokyo'nun hikayesinde küçük bir kuklanın dileği gerçekleşir. Pinokyo hayatını kontrol eden iplerini kaybeder. Artık gerçekten canlı kanlı bir çocuk olma fırsatı vardır. Fakat Pinokyo görünürde iplerinden kurtulmuş olsa da gerçek hayatın görünmez iplerinden kurtulabilmiş midir? Hayatın tüm tehlikelerinin yanı sıra artık acı derslerle de başa çıkmak zorunda. Pinokyo gibi klasik hikayelerin yanı sıra birçok popüler mit yaşamda anlam bulma görevini bir dengeleme eylemi olarak tasvir eder. Düzen veya kaos, güvenli bölgede kalma ya da maceraya atılma. Hayatımıza anlam katacak değerlere ve kurallara özlem duyuyoruz. Bir psikoloji profesörü olan Jordan Peterson, 12 Rules for Life yani Hayat İçin 12 Kural adlı eserinde anlamlı bir yaşam sürmek için bize 12 ilke sunuyor. Burada aralarından seçtiğim 6 tanesine odaklanacağız. Pecking order yani gagalama sırası denilen bir deyim var. Kökeni şuradan gelir. Norveçli zoolog Thorleif Schjelderup 1920'lerde çiftlik tavukları üzerinde çalışırken bu kuşlar arasında bir hiyerarşi olduğunu fark eder. En üstte en sağlıklı, en güçlü olanlar yer alıyor ve tavuk yemi geldiğinde her zaman ilk gagalayan onlar oluyordu. En altta ise tüyleri dökülen ve sadece kalan kırıntıları gagalayabilen en zayıf tavuklar yer alıyordu. Bunun gibi gagalama düzenleri sadece tavuklarla sınırlı değil, hayvanlar aleminde doğal olarak görülen bir durum. Örneğin ıstakozlar, en iyi ve en güvenli noktalarda barınmak için mücadele ederler. Bu rekabet kazananların ve kaybedenlerin beyinlerinde farklı kimyasal tepkimelere neden olmakta. Kazananlarda serotonin hormonunun oktopamine oranı daha yüksek olurken, kaybedenlerde bu oran ters yönde seyrediyor. Daha fazla serotonin, kazananların daha çevik ve dik olmasına yol açarken daha fazla oktopamin, kaybedenleri gergin ve kıvrımlı hale getirir. Bu kimyasal farktan dolayı dik duran ıstakozlar daha büyük ve korkutucu görünür. Tahmin edebileceğiniz gibi hayvanlarda görülen bu hiyerarşiler insanlar arasında da yaşanmaktadır. Araştırmalar alkolizm veya depresyonun pençesindeki kişilerin rekabetçi bir duruma girme olasılığının daha düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu da daha fazla hareketsizliği, daha düşük özgüveni ve depresyonu pekiştirdiğini göstermiştir. Kendi hayatlarında kazanma serisinde olan insanlar ise genellikle çalımlı ve kendinden emin bir beden dili sergilerler. Bu da serilerini canlı tutmalarına yardımcı olur. Tıpkı hayvanlar gibi. İnsanlar da kendilerini sürekli olarak birbirleriyle kıyaslar. Fiziksel duruşumuza göre karşı tarafta bir intiba uyandırır ya da kendimizi bu duruşa göre şartlandırırız. Fiziksel olarak omuzlar geride, dik durmak güven, güç ve açıklık ifade eden bir duruştur. Biyolojik olarak bu atalarımızın hayatta kalma içgüdülerine kadar uzanır. Bir canlının dik duruşu hayvanlar aleminde evrensel bir canlılık ve hakimiyet işaretidir. Kişinin statüsünü ve gücünü hem potansiyel düşmanlarına hem de müttefiklerine iletmesine hizmet eder. Fakat günümüz toplumunda bilgisayar başında geçirilen uzun saatler ve genel olarak daha hareketsiz bir yaşam gibi faktörler nedeniyle kambur bir duruş daha yaygın hale gelmiştir. Bu da sadece sağlığımızı değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik durumumuzu da olumsuz etkileyebilecek zayıf kaslar ve kötü duruş gibi fiziksel belirtilerle sonuçlanır. Psikolojik açıdan bakıldığında omuzlar geride dik durmak, özsaygı ve kişisel dayanıklılığın somut bir örneğidir. Beynimize ve başkalarına zorluklarla yüzleşmeye hazır olduğumuzu ve fırsatlara açık olduğumuzu gösterir. Bu da kitaptaki ana temalardan biri olan kişinin kendisi ve hayatı için sorumluluk alma tutumunu yansıtır. Dik bir duruş benimsemek başkalarının bizi nasıl algıladığını etkiler. Uzun boylu bir kişi genellikle daha çekici, güvenilir ve yetkin olarak görülür. Bu yüzden kendinize bir avantaj sağlamaya çalışıyorsanız fiziksel duruşunuza dikkat edin ve ilk kuralı uygulayın. Omuzlarınızı geri atın, başınızı dik tutun ve bir kazanan duruşu sergileyin. Peterson, insan davranışındaki bir paradoksa dikkat çeker. Genellikle sorumlu olduğumuz kişilere kendimizden daha iyi bakarız. Fakat kendi kusurlarımızın bilincinde olduğumuz için kimi zaman kendimizden nefret ederiz. Bu da gereksiz yere kendimizi cezalandırmamıza ve iyi hissetmeye layık olmadığımız hissine yol açar. Yaptıklarınızı başkaları yapsa onlara moral verir ve bir yol çizersiniz. Ancak konu kendiniz olunca durum acımasız hale gelir.
Çoğu zaman başkalarına kendimizden daha iyi bakarız. Yin Yang sembolündeki gibi bir aydınlık bir de karanlık taraf vardır. Ancak her iki taraf da diğerinin bir kısmını içinde barındırır. Diğeri olmadan hiçbiri var olamaz. Örneğin bir ebeveyn çocuğunu sürekli olarak kötü bir şeye maruz kalmaktan korumaya çalışırsa bu kaosun yerine çok fazla düzenin tiranlığını koymuş olur. Başka bir deyişle mükemmel derecede iyi olmaya çalışmak beyhude bir çaba. Bu da bizi ikinci kurala götürüyor. Kendinize sevdiğiniz birine bakar gibi bakın. Peterson, bireylerin kendilerine de başkalarına davrandıkları gibi aynı nezaket ve sorumlulukla davranmaları gerektiğini savunuyor. İş yeri ortamında başarısız bir çalışan, yüksek performans gösteren bir ekibe dahil edildiğinde genellikle sorunlu çalışanın diğerlerinden iyi alışkanlıklar edineceği düşünülür. Ancak araştırmalar bunun tam tersinin gerçekleşme olasılığının daha yüksek olduğunu ve kötü alışkanlıkların yayılarak herkesin performansını düşürmeye başlayacağını göstermiştir. Bu nedenle 3. kural, etrafınızı destekleyici arkadaşlarla çevrelediğinizden emin olmaktır. Çünkü bunlar olumlu değişim yaratabilecek türden arkadaşlıklardır. Burada Jim Rohn'un çok sevdiğim bir sözünü paylaşmak isterim. Dünyanın en zeki insanı da olsanız, bulunduğunuz ortam vasat ve vasatın altındaki kimselerden ibaretse düzeyinizi koruma imkanınız bile yoktur. Hepimiz beraber en çok zaman geçirdiğimiz 5 kişinin ortalamasıyız. Sizi geride tutan değil, daha iyi olmanız için sizi zorlayan bir ağ oluşturmak önemli bir kuraldır. Sosyal medyanın ya da özellikle Instagram etkisiyle kendini başkalarıyla kıyaslamak rutin bir hal aldı. İnsanlar hep iyi hallerini paylaşıyor ve dolayısıyla sanki her zaman başkalarının masal gibi bir hayat yaşadığını düşünme yanılgısına kapılıyoruz. Aslında bir yönüyle çoğumuz birbirimize benziyoruz ve mutlak mutluluk diye bir şey yoktur. Dünyadaki her şeye sahip olsanız bile, nerede olursanız olun her zaman sizden daha iyi biri var olacaktır. Kendini değerlendirme ya da öz eleştiri kendimizi başkalarıyla kıyaslamaya dönüştüğünde zararlı bir hal alabilir. Bu olduğunda kendi ilerlememizi gözden kaçırmamız işten bile değildir. Hayatınızdaki idolünüz ya da davranışlarına hayran olduğunuz her kimse, o kişinin hayranlık duyduğunuz işindeki ilk adımlarını düşünün. İlk adımları profesyonelce miydi sizce? Hepsi amatörlükler yaşadı. Kimi zaman acemi bir şekilde davrandılar, hatalar yaptılar. Kendi hayatınızı değerlendirirken de sadece yaşanan şeyin aynı gelişim sürecinin bir parçası olduğunun farkında olun. Karşılaştırmalar aynı zamanda hayatımızın tek bir yönüne odaklanıp onu abartarak büyük resmi gözden kaçırmamıza neden olur. Diyelim ki geçen yılı gözden geçiriyorsunuz ve bazı meslektaşlarınız kadar üretken olmadığınızı fark ettiniz. Bu açıdan bakınca kendinizi tam bir başarısızlık içinde hissedebilirsiniz. Fakat biraz uzaklaşıp hayatınızın tüm yönlerine bakacak olsanız aile hayatınızda bazı gerçek iyileştirmeler yaptığınızı fark edersiniz. Dolayısıyla bu da bir kazançtır. Üretkenlik sadece mesleki anlamda değerlendirilmemeli. Güzel anılar biriktirmek de üretkenliğe bir katkıdır aslında. Dolayısıyla başarı tek yönlü olmaz, bütünüyle değerlendirilmelidir. Bu nedenle 4. kural, kendinizi asla başkalarıyla kıyaslamamak ve kendi geçmişinizdeki başarılarınızla değerlendirmektir. Her gün kaç kişi kendi çıkarını olmayan zevklerin peşinden koşuyor ve kaç kişi kendi çıkarları için fedakarlık yapmak istemiyor? Çoğu zaman uzun vadede gerçekten anlamlı ve değerli olanı değil, uygun olanı veya hemen ödüllendirici olanı seçme eğiliminde oluruz. Elini kurabiye kavanozuna sokarken yakalanan bir maymun hikayesi vardır. Hikayeye göre açık bir kavanozun içine bırakılmış bir kurabiye var ve kavanozun ağzı maymunun elinin girebileceği kadar büyüktür. Fakat yumruğunun içindeki ödülle birlikte geri çıkabileceği kadar büyük değildir. Yani eğer ödülünü tutmaya çalışmakta ısrar ederse sıkışıp kalacak. Kurtulması için ya ödülü bırakacak ya da yakalanacaktır. Dünyayı bir umutsuzluk çukuru olarak görmenin yan etkilerinden biri anlık zevklere dayalı bir hayatı meşrulaştırmasıdır. Aşırı yeme içme, uyuşturucu kullanımı, cinsel sefahat ve kendine zarar veren diğer davranışların ardındaki mantık budur. 5. kuralımız, anlık tatminler yerine anlamlı hedefler arayın.
Lotus çiçeği yaşamına bir gölün dibinde başlar ve santim santim karanlıktan kaçarak su yüzeyine çıkar. Güneş ışınlarının altında çiçek açar. Lotus çiçeği gibi. Bir gölün dibinde de başlasa hayatın, santim santim büyüyerek güneşe ulaşma çabası. Bir anlam arayışı. İşte o zaman çiçek açarsın. Gerçek bir sohbete girdiğinizde bu düşünmeye benzer bir süreç olmalı. Bir şeyler üzerinde düşünmek aslında bir konunun iki tarafını keşfederken kendinizi dinlemek gibidir. Yani bir bakıma kendi iç diyaloğunuzu yaratıyorsunuz. Bu kolay bir süreç değil elbette. Çünkü objektif olmanız gerekiyor. Bir kişi veya belki de her iki kişi konuşma sırasında dinlemeyi reddedebilir. Önyargılarını doğrulamak için diyaloğu kazanmaları gereken bir yarışma olarak ele alabilir. Dolayısıyla diğer kişinin söyleyeceklerini dinlemek yerine bir sonraki adımda ne söyleyeceklerini düşünürler. Ya da birbirlerini alt etme yarışına girmiş gibi davranırlar. Dinlediğiniz kişinin sizin bilmediğiniz bir şeyi bildiğini varsayın. Son kuralımız. Başkalarının söyleyeceklerini dinlerken onlardan öğrenecek bir şeyiniz olduğunu varsaymaktır. Bu kural aktif dinlemeyi ve açık fikirliliği teşvik eder. Burada diğer kişinin söylediklerini özetlemek veya yüksek sesle tekrarlamak doğru anladığınızdan emin olmanıza ve hafızanızda kalmasına yardımcı olacaktır. Bazen acı verse de fikirlerinizi ve ön yargılarınızı değiştirmeniz gerekir. Ancak bu öğrenme ve büyüme sürecinin bir parçası olarak ödediğiniz güzel bir bedeldir. Son olarak Peterson, zorlukların ve acıların ortasında hayatın basit sevinçlerinin takdir edilmesi gerektiğini savunuyor. Küçük şeylerden mutlu olmaya çalışın. Fakat mutluluğu tek başına hayatın anlamı haline getirirseniz mutlu olmadığınızda kendinizi başarısız hissedersiniz.